Evet sevgili dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 12.400'de açılış yaptık, 73.000 olmak üzere ana kanalımızdan. İnşallah sizlerden gelen desteklerle de 73.000, 73.000, 75.000, 80.000, 100.000, 200.000 inşallah Allah nasip eder arkadaşlar. Fenerbahçe'den ayrılan, kariyerini Alanyaspor'da devam eden Serdar Dursun, Fanatik'e özel açıklamalarda bulunmuş. Bazı açıklamalar çok enteresan geldi bana. Normalde şey yapmıyorum ama hani bilmiyorum arkadaşlar gerçekten de. Türkiye'de İsmail Kartal'a çok minnettarım diyor. Onun sayesinde adımı bayağı duyurdum. CEO yaptım diyor. Ferdi ile falan vakit geçiriyorduk. Sabahladık. Ben de namazları kılmaya çalışan bir insanım. Biz de sabahlanınca hadi namaza gidelim dedim. Biz giderken 3 tane genç gördük onlara. Sizi namaza götüreyim dedim. Onlar da geldi. Abdest almayı, namaz kılmayı bilmiyorlarmış. Öğrettim. Gençlerden biri o anları çekmiş. Bilmiyorum. Sonrasında viral oldu diyor. Ferdi de benim gibi Victor Pereira dönemine kadar az süre alan bir isim. Hani oynatmamışlardı ama sonra 2021'de bir başladı. Çok iyi performans gösterdi. Hangi takıma gider diye liste yapmıştı diyor. Hani eşimle birlikte liste yapmıştım. Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler beni aradı. Bilgi aldı. Haziran ayında. Hani ondan sonra ben de Ferdi'yi aradım. O da bana evet beni istiyorlar dedi diyor. Yani Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aradı. Biz imzaya gidiyorduk Berlin'e diyor. Ali Koç çok iyi Fenerbahçeli. Her şeyden öte iyi bir insan diyor. Hani ben de kabul ettim diyor. Onu da ilk transferiydi. Ben de şey yaptım diyor. Ayrılmayı beklemiyordum açıkçası. Üzüldüm ama diyor. Hani Mario Branco ile temasımız oldu. Ali Koç Mourinho ve biz de seni istiyoruz. Sana bir teklif yollayacağız. Ardından bana bir teklif yolladılar. Revize edilmesini istedim. Sonrasında epey bekledim. O sırada forvet bölgesine başka bir seçenek oldu diyor. Sen, başta Serdar seni düşünmüyor deselerdi. Ama önce isteyip sonra bekletmek. Buna üzüldüm açıkçası diyor. Semih Şentürk'ten sonra Fenerbahçe'de golcü çıkmıyordu. İsmail Kartal döneminde ben oynadım. İsmail Kartal kalsa ben o dönem 20 gol atardım. Ne yazık ki Jorge Jesus geldi. O geldikten sonra 5. forvet oldum. İstenen Serdar'ı da gösteremedim diyor. Karagümrük'e gittiğim dönem Beşiktaş beni istedi. Bonservis olayları vardı. Tekrar başka büyük bir camiaya gidilir mi? Fenerbahçe falan filan. Arda Güler'le ilgili konuşmuş. Alanyaspor günlerinden bahsetmiş. Jesus Türkiye'ye niye geldi? Keşke bu ülkeye gelmeseydi. O gelmeseydi benim hayatım farklı olacaktı. İkinci dönem o 20 golü rahatlıkla atardım. Milli takımda oynardım. Ama ne yazık ki kendi tercihlerimde hatalar yaptım diyor arkadaşlar. İyi bir Fenerbahçeli, iyi bir insan. Allah yolunu bahtını açık etsin. Fenerbahçe'ye dönelim. Transferde tarihi bir engelle karşı karşıya geldik. Aslında biz bunu çok gördük. Hani Jose Mourinho'nun istediği yıldız isimlerden Alan Saint-Maximin ve Yusuf En-Nesyri bunlar kadrosuna katıldı. Ve Christian Medina da Fenerbahçe yönetiminden istendi Mourinho tarafından. Elinden geleni yaptı. Ama Boca Juniors'ın o pis inadı bir türlü kırılmadı. Kırılmayınca da haliyle transfer gerçekleşmedi. Şimdi Arjantin orta saha için yüksek bonservise takıldık açıkçası ve adamlar da diyor ki biz bunu göndersek başka futbolcu alamayız. Oyuncu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. 20 milyon dolarlık serbest kalma bedeli var. Ve hala pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe'de temaslar sürüyor. Açıkçası arkadaşlar temasın olayı şu. Şimdi biz 20 milyon doları verdiğimiz anda Lam'ı Jimmy yok direkt aldık. Kadroya kattık. Fakat biz 20'yi verdik mi adamların eline 15 geçecek. Biz diyoruz ki biz de fedakarlık yapalım. Feragat edelim siz de edin. Nasıl edelim? Misal biz 12 milyon dolar verelim. %25'i ne yapar? 3 yapar. Biz 15 vermiş olalım. Siz de 12'ye tamam deyin. Yok diyorlar. Böyle yapalım. Sonraki satıştan da pay verin. Yok diyorlar. İşte biz 15 verelim. Gerisini siz halledin. 15'in işte en azından 3,5 falan 3,75 falan vergisini verin. Yok diyorlar. Biz 16 verelim vergisini verin 4 olarak. 12 elinize geçsin. Yok diyorlar. Görüşmeler sürüyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak eğer ve eğer ve eğer Mourinho ille isterim diyorsa eninde sonunda bu futbolcu alınacak. Ama 13 Eylül'de alınacak, ama 12 Eylül'de alınacak, ama 5 Eylül'de alınacak, ama 7 Eylül'de alınacak. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Aslında
Çok enteresan özellikleri var. Fakat ben Fenerbahçe özelini konuşacağım. Zarar büyük 3 isimde ciddi kayıp. Şimdi Ferdi Kadıoğlu 30 artı 5'e gitti Brighton'a. Rekor bonservis. Ancak yollarını ayırdığı 3 oyuncudan toplamda 13,41 milyon euro zarar etti. Diyor. Mesela bedelsiz Santos. Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euroya alındı Luan Perez. Bedelsiz olarak Brezilya ekibi Santos'a verildi. Bu arada bedelsiz değil. Yakında görürsünüz onun bedelini. Ama şunu söyleyeyim. Kalsa yıllık ücret alacak 1,4. Yine aynı dönemde 4,68'e Cagliari'den transfer edilen João Pedro'nun sözleşmesi feshedildi. Evet, bunda feshedildi. Herhangi bir para beklentimiz yok. Milan'dan 3,5 milyon euroya gelen Rade Kurunic bedelsiz Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'ın yolunu tuttu. Şimdi 3,5, 4,68, 5,23 bunlar futbolda olan paralar. Yapacak bir şey yok. Ama Mourinho kazanmaya çalıştı. Verilen şansları değerlendiremedi. Oynadığı futbolu gördünüz. En son Mourinho ulan Milan'daki kuruluş bu değildi demeye başladı. Ve ilerideki satışından %50 hakka sahip Fenerbahçe. Kızıl Yıldız'da 2 artı 1 imzaladı. Belli mi olur, belki 3 milyon euroya başka bir takıma gider. 1,5 kazanırsın. Şimdi büyük resme bakın. Yani görseli büyütün. Bu arkadaşlar yıllık ücret alacaklar. Bu arkadaşların bir maliyeti olacak. Bu arkadaşlar Fenerbahçe'de kalmayacaklardı zaten. Bunlar kendileri de biliyorlardı. Ama durdukları her an, her dakika ve Fenerbahçe'ye zarar olarak yazacak. Yazmayacak mı? Şimdi 1,4 Luan Perez, 1,6 şey alsa, Pedro alsa 3. 2 de Kurunic alsa 5. Bunların ikişer yıl kontratı kalmış olsa 10 milyon euro. Hani 10 milyon euro direkt zarar etmektense böyle bir kar diyelim. Ha, kar derken de zararın neresinden dönersen kardır. Mesela Ryan Kent istenmeyen adam. Kent sorunu var ve takıma sıkıntı oluşturmaya devam ediyor. İşin bir de bu boyutu var. 2027'ye kadar sözleşmesi var arkadaşlar. Maalesef ve maalesef. Kimden teklif gelse reddediyor ve Fenerbahçe'de sorun yaşamayı sürdürüyor. Verilen şansları tamamlayamıyor. Alacaklarının tamamını istiyor. Yılda 2 milyon euro kazanıyor diyor. Yılda 2 milyon euro kazanmıyor. Eğer böyle bir kontrat yapacak, vay Fenerbahçe'mizin haline. Mesela Galatasaray Oliveira'ya yıllık 3,2 milyon euro veriyormuş. Uğur Karakullukçu itiraf etti. Kapı açıklaması 2,75 diyor. Ya birisi de çıksın desin ki arkadaş bunlar devleti mi dolandırıyor? Bu nedir ya? Ne demek 2,75 diyor, bu 3,2. O zaman bu Uğur Karakullukçu yalan söylüyor diyor. Demek ki arkadaşlar yani kulüplerin yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. Kulüplerin devleti, milleti dolandıracağını zannetmiyorum ama sosyal medyada demek ki her futbolcu için şu kadar veriliyor, bu kadar veriliyor diye konuşabilirsin. Demek ki. Ya ben anlamıyorum. Ama şunu anlıyorum. Oyuncu 3,2 alıyormuş. 6,4 2 yıllık kalan ücreti. 600 bin euro indirime gitmiş de 5,8'e anlaşmışlar. Artık o 5,8'i de 580, 580 10 yılda mı ödeyecekler onu bilmiyorum. Ama anlaşılmış. Fakat kulüplerde bu normal arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den transfer yaptı. Bu arada Kent'le ilgili ne demek istediğimi herhalde anladınız. Arda Akgün arkadaşlar. Fenerbahçe altyapısındaki Arda Akgün'ü kadrosuna kattığını açıkladım. U19 takımından 17 yaşındaki Arda Akgün'ü kadrosuna kattı diyor arkadaşlar. Sağ kanat pozisyonunda görev alan genç yetenekli futbolcuya yeni kulübünde başarılar diliyorum. Ancak hatırlar mısınız bilmiyorum. Arda'yı zaten yeni almıştık. Şimdi 17 yaşında futbolcu. Hocam oynayabiliyor mu UEFA kriterine? Takım UEFA'da oynamadığı için alt ligde olduğu için oynayabiliyor arkadaşlar. Profesyonel ligde değil. Şimdi 2027'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi var, bilginiz olsun. Balıkesirspor U19'dan bu sezon aldık yazın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta ben bayağı övmüştüm. Yeni Arda'mız geliyor şöyle böyle diye. Ve Karagümrük'e gittim. İnşallah bol bol süre alır. İnşallah bol bol forma şansı alır. 3. lig 4. grupta 24 maçta 2 golü var. 2. lig kırmızı grupta 7 maçta 1 golü var. Türkiye Kupası'nda 1 maçta 20 dakika süresi var. Geçen sezon 32 maç 3 gol 1603 dakika. Yani yaşı 17 ama yani maşallah güzel bir fiziği var. 1,84 boyunda. İnşallah gelişimini çok çok arttırır ve gelişimini inşallah tamamlar. Fenerbahçe için artık söz Çivıl'da. Çivıldı. Çayvıldı. Chelsea Fenerbahçe'nin maaşının bir bölümü karşılayarak
Ben Chival'ı kiralama teklifine evet demiş. Bir dakika, biz öyle demedik. Burada bir hata var. Biz maaşının tamamını siz ödeyin dedik. Artık iş İngiliz yıldızı ikna etmeye kalmış. Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki sol bekle ikinci bir görüşme daha yapması bekleniyor. Şimdi Ferdi'nin yeri doldurmaya çalışıyoruz diyor. Bence Ferdi'nin yerini doldurmaya çalışmıyoruz. Bence Fenerbahçe kadrosunu daha geniş rotasyonlu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi İngiltere milli takımında da forma giyiyor. Chelsea menajeri Enzo Maresca'nın oyuncuyu kadro dışı bırakması, büyük liglerde transfer döneminin kapanması Fenerbahçe için hani böyle yaptırttı. Ve artık söz Çilvil'de. Yani 27 yaşındaki futbolcu iki seçeneği var arkadaşlar. Ya takımda kalacak. Yani dönemde kapandı artık. Oynayamayacak da. Ya Fenerbahçe'de kiralık geçirecek ya Ocak ayına kadar bekleyecek. Şimdi Chelsea menajeri Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı, A takımda çalışmayacaklarını söylediği Sterling, Lukaku, Kepa, Çalaboah gibi oyuncular mavilerden ayrıldı. Bu Çalaboah stoper olan arkadaşlar. Eğer bizden bir isim gitseydi Çalaboah ismi güzel olurdu. Crystal Palace'a da kiralamışlar 25 yaşındaki stoperi. Yani herhangi bir bedel almadan kiralamışlar. Neyse. Bir tek bu kalmış. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro. 2027'ye kadar sözleşme. İngiliz ekibiyle 106 maça çıkmış. 9 gol, 12 asist yapmış. Şimdi herkes bana şunu söylüyor. Hocam sakatlık geçmişi çok yüksek. Ben de biliyorum. Hocam çok güven olmaz. Ben de biliyorum. Ve ek olarak şunu söylüyorlar. Hocam diyorlar. Bak biz bu oyuncuyu alırsak yani Avrupa'da oynatamayacağız. Farkında mısın? Farkındayım şekerim. Siz farkında mısınız? Ya kardeşim bak. 50 milyon euroyu almışlar 2020 yazında. Şu konuda bir anlaşalım. Sizinle bir fikir alışverişinde bulunalım. Fenerbahçe kadrosu. Mesela şöyle bir kadro. Şu an için. Bu kadro, hani Kent'i falan saymıyorum. Emre Mor'u ve Kent'i saymıyorum. Bu kadro, çok özür dilerim ama mecburen ve mecburen, hani eşek gibi demek istemiyorum yanlış anlamayın ama mecburen ve mecburen iki kulvarda, hatta Türkiye Kupası da eklenecek ilerleyen dönemde, üç kulvarda götürmek zorunda. Şimdi ligde Osterwold'e, Djiku, Çağlar, Osayi çıktın. Avrupa'da atıyorum kafadan. Levent Mercan, Samet Bekao, Mert Müldür çıkmak zorundasın. İşte kalede Livakovic'den çıktın, İrfan Can. Kalecinin çok bir önemi yok ama değiştirebilirsin. Mesela ligde çıktın Amrabat, Fred, Şimanski. Avrupa'da çıktın İsmail, Bartu, Mert Hakan, Yandaş. Ligde çıktın Tadic, Maxim'in En-Nesyri. Avrupa'da çıktın İrfan Can, işte Edin Dzeko, Oğuz Aydın. Bunu yapmak zorundasın. Şimdi bana birçok arkadaşımız şunu söylüyor. Hocam bizim savunma hattımız sıkıntılı. Samet Akaydın'a teklifler var, açık söyleyeyim. Yani Samet Akaydın kalır demek yalan söylemek olabilir. Samet Akaydın'a teklifler var. Ülke içinde teklifler var. Ülke dışından da teklifler vardı ama gittim. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben Chival'ı aldım. Bak size şöyle bir şey yapayım. Sol bek Ben Chival oynadın. Ciku ve Kao ile maça çıktın. Sağ bekinde Mert Müldür. Bak lig maçına çıktın. Avrupa maçında Osterwold'e Ciku, Çağlar, Osayi yaptın. Bak 3 kişi rotasyon yapmış oldun. 3 kişilik rotasyon. Anladınız mı? Ben Chival tam olarak buna yarayacak. Şimdi mesela Medina ismi çok konuşuluyordu. Medina'yı aldın. Lige çıktın kardeşim. Mesela İsmail Yüksek, Medina Şimanski ile çıktın. Ya da İsmail Yüksek, Medina Mert Hakan'la çıktın. Baktın durum kötü. Orta saha değişikliği yaparsın. 3 futbolcunu alırsın. 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika oynatırsın. Yine rotasyon yaparsın. Ama almazsan yük bu oyunculara çok fazla binecek. Sakatlık riski var. Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi arkadaşlar. Şimdi Cengiz'in geleceği merak konusu. Ne olacağı merak konusu. Kalsa dert, gitse iki dert, dursa üç dert, gidiyor gibi yapsa dört dert. Yani Cengiz Ünder dert oğlu dert. Ama hocam kendine çok çeki düzen veriyor, çırpınıyor, çalışıyor. Fenerbahçe futbolcusunu böyle yem etme, şu olur bu olur falan. Asıl siz yem ediyorsunuz, şöyle yapın. Fenerbahçe futbolcusunu yem falan eden yok. Biz burada gerçekleri konuşuyoruz. Bakın Amrabat kadroya katıldı. Kadroda düşünülmeyen isimler bir bir yollandı. Zayt, Perez, Krunic gitti. Ve Cengiz Ünder de kadroda düşünülmüyor. Spartak Moskova.
Cengiz tarafından reddedilirken Krasnodar talip oluyor. Ve Rus basında yansıyan haberlere göre Krasnodar Cengiz'e Fenerbahçe için Alexander Chernikov ismini de öneriyor. Ama şimdi Fenerbahçe Chernikov ismine bir bakıyor abi. 24 yaşında ön libero. Zaten bizim ön liberomuz var. Biz zaten yeni aldık. Tamam Rus milli takımında oynuyor ama Rus milli takımı maç yapmıyor. O da ayrı bir olay. Öyle değil mi? Rusya Süper Kupası, Rusya Kupası, Premier Lig falan filan diye gidiyor böyle. Yani 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Krasnodar altyapısından çıkmış. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı yok. Ben asıl sizin nereye odaklanmanızı istiyorum biliyor musunuz? Asıl Trabzonspor'a odaklanmanızı istiyorum. İnternete hiç girdiniz mi? Trabzonspor Transfer Market yazdınız mı? Trabzonspor Transfer Market'a girin. Bak şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Son derece ciddiyim. 31 kadro genişliği, lejyoner 14 yani yabancı futbolcu 14. Eksi 13,81 milyon euro dolar. Önemli değil o. Onu bir şekilde birileri düzeltir. Şimdi Dansville stoperleri kadroda düşünmüyorlar. Savic, diğer stoper, kas problemi geri dönüş düşünülmüyor. Yani 33 yaşında, 34 yaşında futbolcu alırsam olacağı bu. Batagov diye bir stoper almışlar. 22 yaşında. Hüseyin Türkmen var. O da sakat. Onu da geri dönüşü bilinmiyor. Ali Şahin Yılmaz var. Bak ben bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un yerinde olsam Samet Akaydın'ı alırım. Ben Trabzonspor'un yerinde olsam Samet Akaydın isterim. Eğer kafaları çalışıyorsa. Eren Elmalı 4 milyon euro. Barisic 3,5 milyon euro. Bak sol beklerde çok bir şeyleri yok. Malheiro'yu almışlar. Sağ beklerine. Serkan Hasan var. Götürür. Matista Mendy. Zaten Trabzonspor'un şu an için en değerli futbolcusu. 9,5 milyon euro. Ön libero. Lundstram var. Yine o da ön libero. Okay Yokuşlu var. O da ön libero. 3 tane ön libero. Yani kadro şeyi. Salih Malkoçoğlu var altyapılarına çıkan ama 3 tane ön libero. Bir takım için 3 ön libero çok saçma. Ama sıradan. Tipik Anadolu takımına dönüşlüyor. Ozan Tufan. Merkez orta saha. Enis Bardi 10 numara. Bir de Muhammed Çam diyor. Cihan. Yani hem Bardi varken hem Cihan saçmalık. Tonya Tekliç o da var ama yani Karagümrük'te kiralıkmış geri dönmüş. Muhtemelen bunu gönderecekler. Bir kanat Orsic. Vakayeme Orsic bak hep yani Vakayeme 35 Orsic 31 ki sakatlıktan döndü. Cihan Çanak diyor. Ben bu çocuğu izlediğim kadarıyla pırpır bir kanat ancak arkadaşlar sonuçlandırmada çok sıkıntısı var. Hani gelişime açık bir futbolcu. Bence Trabzonspor bu sene oynatır. Satarsa satar, satamazsa düşüşe geçer bir futbolcu. Diğer kanatta da Edin Visca var. Yani aslına bakarsan Trabzon'da 4 tane kanat oyuncusu var. Cengiz Ünder'i çok istemezler ama Ors için gitme ihtimali varsa isteyebilirler. Enis Destan forvetleri Deniz Draguş, Umut Bozok diye geçiyor. Umut Bozok da şeye gidecekti o Ahmet Sportif'e. Ben Trabzonspor'un yerinde olsam Fenerbahçe'den Samet Akaydın ve Cengiz Ünder'i isterim. Samet'i bonservis de isterim. Parası neyse veririm. Cengiz Ünder'i de kiralık isterim. Benden söylemesi. Ama hocam sen duyum veriyorsun. Ama hocam sen şifre veriyorsun. Ama hocam ne demek istiyorsun demeyin. Ben mesajımı algılamak isteyenlere verdim. Bugün Trabzonsporlu bir arkadaşla konuştum. Şey pardon Trabzonsporlu diyorum. Galatasaraylı bir arkadaştan konuştum. Aldığım cevabı aynen iletiyorum. Diyor ki yani Galatasaraylı arkadaş. Dursun Özbek diyor. Saftirik bütün Galatasaray taraftarını kandırdı. Bütün Galatasaray taraftarını kandırdı diyor. Kandırdı. Galatasaray diyor şu anda Avrupa'da rezil bir durumda. Malmö bile bizi yener diyor. Malmö bile bizi perişan edebilir diyor. Çünkü hani o şeyler bitti diyor. Haklı. Ben de aynısını söyledim. Ya bak. Elinden geleni yaptık. Elinden geleni yaptı Fenerbahçe ama Medina'yı alamadı. Yine şu kadroya bakarak gerçekten şu kadromuz iyi. Bakın Galatasaray'ın kadrosu bir Osimhen mesela medyayı aldı, sürükledi, götürdü. Medya sadece bunu konuştu. Galatasaraylılar bunu konuştular. Bilet skandalı şu bu geçtim. Allah aşkına şöyle bir kadro yapılanması hangi coğrafyada var ya? Yani Galatasaray'ın solu şey gibi ya. Ya neyse örnek vermeyeyim yanlış anlaşılabilir. Daha bir de Hakim Ziyech'in gitme ihtimali var. Şimdi Hakim Ziyech bana paramı verin, sözleşmemi feshedeyim derse
Ayvayı yerler ki tam yerler. Allah aşkına şu ileriye bir bakın. Kanat oyuncularına bir bakın. Bu takım 3-5-2'de oynayamaz. Niye? Barış Alper Yılmaz bir sağda bir solda mı oynayacak? Jakobs, Barış Alper, Celert zaten yani tuhaf bir futbolcu. 3-5-2 oynayacağım desen Berkan'ı işte Kaan Ayhan'ı falan stoper yapman lazım. O Metehan diyor bir maç oynayan futbolcuyu da çok güvenemezsin. Altyapından çıktı şöyle böyle diye güvenemezsin. Yani gerçekten diyorum bak. Valla ben size söylüyorum şu an gerçekten ve gerçekten Galatasaray en az 5 tane adam alması lazım. Ama hangi parayla alacaklar? Osimhen'e parayı gömdüler. Kerem'den 12 milyon euro geldi. 5,8 Oliveira'ya gitti. 6'sı Bankalar Birliği'ne gitti. Ya kasada para var o parayı artık dağıtmak zorundalar. Ya da bir an önce şuursuzca harcama yapmak zorundalar artık. Masa altında falan ne oluyor? Bir inceleme mi olacak? Başka bir şey mi olacak? İnsanın aklına geliyor. Ya da saçmalayacaklar. Fenerbahçe'ye odaklanıyorsunuz ama Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Hocam adamlar yarın bir gün uçakları da indirir. Rabiot'u da getirir. Bilmem şunu da getirir. Bunu da getirir. Kostiç'i de getirir. Adam ne dedi? Bizim hedefimiz UEFA kupasını almak dedi değil mi? Siz zannediyor musunuz Galatasaray taraftarının tamamı koyun? Hiçbiri ses çıkarmayacak. Hiçbiri demeyecek mi? Yarın bir gün kazan kaynatmayacak mı lan böyle böyle diye. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Osimhen milli takıma gitti. Döndü. Şok bir açıklama. Osimhen'in işte sağ arka gradede yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Bir hafta yok, iki hafta yok, üç hafta yok, dört hafta yok. Icardi Arjantin'den pozlar. Batshuayi Halil Devrişoğlu'yla gittiklerini düşünün. Bir de Barış Alper'in falan aradan kaynadığını düşünün. Siz o zaman bakın kaynayacak kazana. Lütfen Fenerbahçe transfer gündemini değerlendirirken rakiple birlikte değerlendirin. Hocam bize ne Galatasaray'dan? Bize ne Galatasaray'dan demek en büyük aptalım demek ya. Ben aptalım demek ya. Başka bir şey demek değil. Ne demek bize ne Galatasaray'dan? Senin geçen sene hani 99 puan alırken 30 puan verip de şampiyon yaptırılan takım değil mi? Sen buna göre hesap etmiyor musun? Ha ben Beşiktaş'ın kadrosunu Galatasaray'dan daha kaliteli buluyorum. O ayrı mesele. Ama derinlik yok. Bir Immobile'yle Rafa Silva 3'er hafta 4'er hafta sakatlansın. Beşiktaş'ın öyle bir bayır aşağı gittiğini izleyeceksiniz ki lan diyeceksiniz ki sadece bu ikisiymiş oynayan falan. Belki de. Ya da stoper hattında hala tam oturmamış durumdalar mesela. Avrupa maçları daha belirleyici olacak. Çünkü Türkiye Ligi maçlarında hani Beşiktaş'ı Trabzon'a kırdırayım, Trabzon'u Galatasaray'a kırdırayım, onu Fener'e kırdırayım diye saçma sapan hatalar yapılıyor. Beşiktaş Immobile adamı tutup deviriyor, düşürüyor. Sarı kart veriyor. Millet tartışıyor. Kırmızı olmalıydı, olmamalıydı falan filan. İki camia birbirine giriyor. Mesela Trabzonsporlular diyor ki lan diyor kırmızı yeseydi bize karşı oynamayacaktı. Biz bunları yenecektik falan filan diyor. Gerçi onların Trabzonspor Türkiye'nin en şey camialarından birisi. Onlar için sadece bir maç var. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı harcayacak. 10 tane de yesinler. Önemli değil. 20-0 yenilsinler. Galatasaray'a 20-0 yenilsinler. Horon tepeler tribünde. Oo ne güzel oldu. Keşke 61 olsaydı. Yani 61-0 olsaydı derler. Ama Fenerbahçe maçı önemli. Beşiktaş. Şu an Beşiktaş her sezon olduğu gibi sezon başı açılışında. Her sene böyleler. İstisnasız her sezon açılışı böyle. İlerleyen dönemde göreceğiz. Fenerbahçe de her sene böyle. Fenerbahçe 16. 17. haftaya kadar her sene şampiyonun bir numaralı adayı. Ama ne oluyor? Ondan sonra oluyor. Yani oraya kadar minimum puan kayıp ondan sonraki dönem. Mesela ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 24. haftaya 6 puan farkla önde girsin. Süreç var ya Galatasaraylılar o kadar işi çözmüşler ki. O kadar böyle ayak oyunları, o kadar böyle kahpe Bizans oyunlarını çözmüşler ki. O 6 puanı çürütmek için, eritmek için her şeyi yaparlar. Ben söylüyorum Fenerbahçe'nin şu ligdeki tek rakibi Galatasaray Futbol Federasyonu. Artı hakemleri. Eğer hakemler Galatasaray'ın 3 maçını adil yönetsin. Arka arkaya 3 maçını adil yönetsin. Şampiyon Fenerbahçe. Bak 3 maçını adil yönetirse şampiyon Fenerbahçe. Bak önümüzdeki 3 maçını Galatasaray'ın 3 maçını adil yönetsinler. Havada uçuşur kırmızı kartlar. Kendini yere atana sarı kartlar. Galatasaray kalesinde penaltılar. Galatasaray oyuncularının kırmızı yemesi. Küfür edenlerin kırmızı yemesi falan. Sadece 3 maçı hakem adil yönetsin. Galatasaray ortadan kalkar. İyi de hocam Beşiktaş var. Beşiktaş çok iyi. Siz görün bakın Trabzon Beşiktaş maçında ne hakem rezaletleri izleyeceğiz. Beşiktaş camiası maçtan sonra dinlenim andan çıkacak. Ben söyleyeyim şimdiden. Olacakları söyleyeyim şimdiden. Yani neyse. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar?
Cengiz Ünder'e Trabzonspor'un isteyeceğini zannetmiyorum ama Samet Akaydın'ı bence isterlerse Fenerbahçe bence uygun bir maliyette de elden çıkarmalı. Ve Chilwell'ı alabiliyorsak Chilwell alınır. Osterwold'e stopere kayar. Dördüncü stoper, üçüncü stoper falan neyse. Bir şekilde rotasyon olur. Şu an Samet Akaydın'a Fenerbahçe taraftarı güvenmiyor. Ve ortalık karışacak ben size söyleyeyim. Hocam ha şunu da söyleyeyim. Samet Akaydın Avrupa listesine yazılacak mı? Yazılmayacaksa Samet Akaydın'ın orada durmasının zaten bir anlamı yok. Samet de dursa, Ahmet de dursa, Mehmet de dursa yazılmayacaksa bir anlamı yok ama yazılacaksa o zaman durum değişir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.